gerçek neden ne hala? Sen kesin biliyorsundur ha. Evet hala. Bak sen kesin bir şey biliyorsun. Gözlerimin içine bak, ben anlıyorum. Anam bu da cin kesildi başıma, cin. Ne dedin, ne dedin? Büyüklerin işine karışılmaz dedim. Ama davaya gidemesinler diye sakladığımızda iyi yapmışsınız diyorsun bize. O başka. Hı. Ben bakarım. Aa, Zeynep abla. Geç. Merhaba. Yuva yıkıcı da geldi. Hoş geldin. Ama buradaki çoktan yıkıldı. Kendine yeni bir yuva bul istersen. Melis. Ne ya, yalan mı? Feraye teyze ile Bülent amca nerede? Ya biz sakladık senden. Şimdi daha ne kadar fazla felaket yapacağını bilemediğimiz için önlemimizi böyle alalım dedik. Melis lütfen. Odaya kapattık canım. Malum boşanma davaları var ya, böyle engel olabildik. Hani sen bu boşanmayı engelleyecektin? Özür dilerim. Öğrenci işlerinde işim uzun sürdü. Hey! Nereye gidiyorsun? Onlarla konuşmaya. Şşt Zeynep! Kal burada. Kızım, sen de aç kapıyı. Annenler gelsinler hadi. Ya mahkeme? Bu saatten sonra yetişemezler. Trafik kilit. Umarım dediğini yaparsın. Umarım boşanmalarına mani olursun. Yoksa benim elimden çekeceğin var. Zeynep, hayırdır kızım? Melis söyledi, ne konuşacaksın bizimle? Bunu. Ne bu? Okulu dondurma dilekçem. Ben baktım. Zeynep burada mı Nezire abla? Burada. Ben hiç istemediğim halde bu evdeki herkese büyük huzursuzluk verdim. Feraye Hanım, üzdüm sizi. Bülent amca, evlatlarınla aranı açtım. Özür dilerim. Benim burada kalmamın hiçbir anlamı yok artık. Bravo, sonunda. Edremit'e dönüyorum ben. Çalışıp para kazanıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Biriktirdiğim parayla da okula devam edeceğim. Hepinize her şey için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.